Abla bunu bu şekilde nasıl dışarı çıkaracağız? Ah, annem iyi, sen merak etme, baktım ben şimdi. Biri bana yardım etsin! Leyla! Ne yapacağız? Açmayız. Çalar çalar gider. Durun baba. O zaman daha çok şüphelenirler. Şüphe faslını çoktan geçtik oğlum. Ne şüphesi? Adam öğrenmiş gelmiş kapıya dayanmış. Tutuklayacaklar mı yani bizi? Gelen kim? Azam. Azam mı? Bizi almaya geldi. Ya emin değiliz. Bilmiyoruz ki. Leyla. Leyla aç kapıyı. Leyla. Leyla. Dinle beni. Dede. Kardeşim ben taş evdeyim, hiçbir iz yok adamlardan. Alıp gitmişler. Misafirde bir kadın sesi duydum diyor, başka bir şey demiyor. Ha bir de kadın abi demiş. Belki de Badi'nin kardeşleri. Ben açmaya gidiyorum. Ne oluyor Azam? Leyla, konuşmamız lazım. Konuş tamam, ne konuşacaksa. Bu ne ya, gece gece bütün evi ayağa kaldırdın. Özel konuşmamız lazım. Ne konuşacaksanız burada konuşun. Leyla bu saatte dışarı çıkamaz. Nalan Hanım kusura bakmayın. Acil olmasa bu saatte rahatsız etmezdim. Ama Leyla'yla özel konuşmam lazım. Azam Bey, söyle ne söyleyeceksen. Gecenin bu vaktinde neymiş yani özel olan? Gelip kapıya dayanıyorsun böyle ya. Nedir bu? Çok acil ve önemli olmasa gelmezdim. Neymiş gerekli ve acil olan ben anlayamadım. Yani hesap sorar gibi böyle dan kapıya vuruyorsunuz. Anne ben konuşayım. Siz geçin içeri. Montumu alayım, geliyorum. Bekliyorum. Bence bilse bu kadar kibar konuşmazdı. E aklında ne var bilmiyoruz ki. Ben öğreneceğim şimdi. Evet. Seni dinliyorum Azam. Çağdaş'ın evinin soyulmasıyla senin alakan ne? O ne demek oluyor? Dağ evinde bizi kovalayanlar Çağdaş'larmış. Ayrıca sana saldıran Badi, soygun gecesi Çağdaş'ın evinden kaçmış. Leyla, bak sana yardım etmemi istiyorsan bana her şeyi en başından bütün detaylarıyla anlatman lazım. Ama lütfen beni yanıltmaya çalışma. Anlatacak bir şeyim yok benim. Leyla, artık anlatmak zorundasın. Bu senin için bir tercih değil, zorunluluk. Kim zorluyormuş buna beni? Sen mi? Sen farkında mısın? Senin başın belada. Çağdaş'ın villasının soyulmasıyla senin alakan ne diye sormamı gerektirecek kadar.
Anlamıyor musun Azam? Korkuyorum. Neden korkuyorsun Leyla? Dinlemek mi istiyorsun? O gün Işıl'a piyano dersim vardı. Ben de nota defterimi villada unutmuştum. Ertesi gün başka bir yerde dersim olduğu için geceleyin gidip defterimi almak istedim. Villaya yaklaştığımda etraf karanlıktı. Tuhaf bir şeyler olduğunu hissettim ama üzerine düşmedim. Kapıya doğru yanaştığımda beyaz bir minivan vardı. Arabanın içinden 5-6 kişi bir şeyler taşıyordu. O an patilenen o alçakla göz göze geldik. Üzerime doğru yürümeye başladı. Ben de koştum. Kendi arabamı, arabayı geri vitese taktım. O arabasına giderken daha beni yakalamadan ben kaçtım. Kurtuldum ellerinden. Ama o anlıkmış. Sonra beni takip etti. Bir şekilde buldu. Eğer konuşursan dedi. Birine bir şey söylersen dedi, aileni öldürürüm. Ben de korktum. Bak Azam, ben bunu sana anlatarak kendi ailemin hayatını tehlikeye attım, anlıyor musun? Peki dağ evinde saklandığımız gece sen niye buluşacaktın Badi'yle? Ailemle tehdit ederek çağırdı beni. Belki de öldürecekti. Arkasında delil bırakmak istemedi. Öyle bir durumda sen nasıl polise gitmezsin Leyla? Senin hiç sevdiklerinin hayatı tehlikede oldu mu Azam? Ailemle tehdit etti beni diyor. Polise gidersen, birine bir şey söylersen onları sen öldürmüş olursun dedi. Bak, Badi denen o alçak hala peşimde. Evime kadar geldi. Sen yakalayabildin mi onu? Sen polissin. Bulabildin mi? Yakalayacağım. Yakalayacağım Leyla. Ama Azam bir kişi değiller ki. Kalabalıklar. Ben çok korkuyorum. Tamam, korkma. Öldüreceğim hepsini. Ne kadarını biliyor bunların? Ne söyleyebilirdim ki ona ben? Adamları sürekli peşimde. Ben ailemi tehlikeye atamam Azam. Ne pahasına olursa olsun. Ben ailemi tehlikeye atamam. Bak ne olursun. Anlattıklarımı unut. Kurcalama. Ben aileme bir şey olursa kendimi asla affedemem. Azam tam olarak inandı mı sana? Önemli olan bu. İnandı baba, inandı. Merak etme. Numara yapıyor musun? Bak polisler zarf atarlar bazen. İnsanın önüne kaçarlar.
Yani inanmış gibi yaparak yem atarlar. Yok baba, merak etme, inandı. Eminim. Ama şu body olayını çözmemiz lazım. Sonra rahatlayacağız. Nasıl çözeceğiz Leyla? Adam ortadan kayboldu. Bilmiyorum ama bir açığını bulmamız lazım ki bizi ele vermesin. Allah, ne yapıyorsak yapalım artık. Ben çok sıkıldım, böyle yaşamak istemiyorum çünkü artık. Biz bayılıyoruz böyle yaşamaya. Sen boş yapmaya bayılıyorsun. Tamam çocuklar. Siz şimdi dersinize odaklanın. Ben body'yi susturmakla ilgili bir şeyler düşüneceğim.